Bakın arkadaşlar, şu şekilde olacak. Bunu da zaten yapmıştım, göstermiştim demin size. Bu da böyle olacak. Bunu da buradan sokacağım. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Çantanın ön kısmı böyle düzgün bir şekilde kapak gelecek. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız, isterseniz böyle yaparsınız. Bu artık sizin keyfinize kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar dikime geçeceğim. Arkadaşlar bakın, körüğü diktim. Körüğün dikimi de normal gövdelerin dikimi de aynı. Ben sadece size bunu nasıl diktiğimi göstereceğim. Bunlarla ilgili arkadaşlar hepsinin resimlerini ben tek tek çektim. Bunları da videonun içinde paylaşacağım. Size şimdi kapağı nasıl diktiğimi göstereceğim. Çünkü kapağın dikimi de aynı ama sadece şu yan kulaklarını yerleştirmemi filan göstereceğim. Yoksa hepsi aynı. Şimdi arkadaşlar kapağı diker, mesela şu gövdeyi ve bu şeritleri dikerken şu şekilde başlıyorum dikişe. Yani sıfır başlıyorum şu kısmı. Ama kapağı dikerken arkadaşlar şöyle ikişer sıra 1-2 1-2 olacak şekilde şu şekilde başlıyorum. Şekil olarak böyle başlıyorum dikeceğim. Şimdi önce şu büyüğün arkadaşlar şöyle şuradan içeriye iğnemi geçirdim. Ucundan ipin arasından iğnemi şöyle takıyorum. Amacım şöyle ip hemen dışarı fırlamasın diye. Ve ipi içeriye çekiyorum. İpi içeriye çekmekteki amacım şuradaki düğümü içeriye sakladım. Gördünüz mü? Bakın saklandı. Ve bu şu iki parçayı birbirine tutturuyorum. Şöyle. Bu şekilde tutturdum. Bakın. Sonra buraya geçiyorum. Arkadaşlar önce şu açıklıkların hepsini tek tek dikeceğiz. Ve sonra bunu bunları birbirine birleştireceğiz. Bu şekilde dikerek arkadaşlar şöyle fazla uzatmamaya çalışacağım. Yani mümkün olduğu kadar iki tane oldu garanti de şimdiden en azından 3 video olmasın diye istiyorum. Ama bilemiyorum bakalım yetişebilecek miyim. Şöyle şuradan geçiyoruz. Bu şekilde buradan böyle geliyorum. Bu şekilde dönüyorum. İpleri mümkün olduğu kadar dik çekin. Yanlamasına çekmeyin. Aşağıya iniyorum bu sefer. Bu sefer arkadaşlar şurayı dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar şu başa kadar şu araları komple dikeceğim. Bakın arkadaşlar buraya kadar diktim. Şöyle. Buraya tekrar döneyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak bütün araları diktim, gördünüz mü? Hiç boşluk kalmadı. Şimdi şu anda kapağı dikiyorum. İpimi ben buradan şuraya çekiyorum. Şuraya çektim. Bakın arkadaşlar ipim burada. Şuradan şöyle giriyorum içeri. Şöyle. Burada şöyle bir karelik boşluk bırakacağım. Şunun içinden
alttan bu taraftan çıkıyor. Bakın burası tuttu. Gördünüz mü? Şurayı açık, burayı geçerken dikeceğim mutlaka. Şimdi geri dönüyorum. Ve buraya geçiyorum. Bu araları dikmiştim daha önceden. Şuraya böyle bir tur atıyorum. Burayı direkt bu şekilde. Şimdi bakın geldik. Şu ara açık. Bu araya giriyorum. Bakın ara açık. Ve şuradan şöyle içinden dönüyorum. Bu şekilde dönüyorum. Bakın burası dikildi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi buraya geçiyorum. Bakın farkındaysanız burası dikildi. Dikilmemiş olsaydı şuradan girip buradan geri dönecektim. Ama dikildiği için yukarıya tekrar çıkmama gerek yok. Buradan şöyle dönüyorum. Çekiyorum ipimi. İpi her zaman düz çekin arkadaşlar. Çünkü kağıdı yırtarız. Ve buradan şöyle geri dönüyoruz. Burayı da dikiyoruz. Şurası. Ve şurası. Buradan geri dönüyorum. Ve şurayı dikiyorum tekrar. Bu şekilde arkadaşlar burayı dikeceğim. Evet arkadaşlar bakın birinci sırayı diktim şu şekilde, birinci katını daha doğrusu. Şimdi videoyu uzatmamak adına hemen şu kulakçığı nasıl yerleştirdiğimi göstereyim. Şimdi buraya bunu koyacağım. Renkleri mümkün olduğu kadar hani daha böyle çarpıcı olsun diye seçmeye çalıştım. Bunu da buraya dikeceğim. Bakın ipim burada. Buraya kadar diktim. Şimdi buradan şu vaziyette içinden geçiyorum. Ve burada şuradan dönüyorum geri. Buradan dönüyorum. Bakın döndüm. Buraya tuttu, gördünüz mü? Şimdi dönüyorum. Bu sefer şurayı dikiyorum. Şuradan gireceğim. Aradan şöyle. Böyle çektim. Bakın yurası iyice oturdu. Şuradan şunu böyle itiyoruz. Buradan böyle buraya çıkacağım. Böyle. Ve buradan tekrar dönüyorum. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şu kulakları tutturmam lazım. Şu kulaktan giriyorum. Şöyle elimle tutuyorum. Çünkü kulak biliyorsunuz sonradan taktığımız için çıkıyor. Bakın. Şu şekilde kulağın içinden geçtim. Buradan tekrar yukarıya çıktım. Bakın kulak tuttu. Buradan tekrar buraya iniyorum. İyice sağlamlaştı kulağımız. Şimdi şu aradan ister buradan ister bu alttan ikiz hangi taraf müsaitse oradan arkadaşlar bu tarafa geçeceğiz. Şuraya. Buradan şu vaziyette buraya geçtim. Bakın. Buraya geçirdim. Buradan tekrar şöyle yukarıya çıktım. Burası tuttu. Tekrar buraya geçtim. Bu sefer buradan kulağımız çıktı. Böyle takıyoruz. Ve buradan şu kulağın içinden böyle geçiyorum tekrar. Gördünüz mü? Ve şunun içinden kulağı buraya sabitliyorum. Şöyle. Ve bunu tekrar arkadaşlar buraya bakın buraya sıkıca tuttu.
Gördünüz mü? Şimdi buradan tekrar buraya iniyorum. Şu vaziyette şu aradan geçerek iniyorum. Bakın. Ve bakın bu sefer şuradan geldim ya. Bu sefer arkadaşlar şu taraftan gireyim. Hem şunlar birbirine böyle daha bir girsin. Bu şekilde döndüm. Ve tekrar buradan arkadaşlar şöyle geçtim. Bakın kulak bu şekilde dikildi. Burayı da arkadaşlar aynı şekilde böyle dikeceğim. Gördüğünüz gibi burayı beraber diktik. Şurayı da diktim. Ve bir sırası dikilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şunu dikeceğim aynı yolla. Kulaklarını koyacağım. Bunu da dikeceğim aynı yolla. Kulaklarını koyacağım. Ve kapağın dikimi bitmiş olacak. Kapağı diktim bitti. Şimdi bu kapak şu şöyle kapağın üstüne gelecek arkadaşlar. Şu parça. Bunu kapak üstü diye belirteceğim. Şu şekilde birleştireceğim bunu. Şunun biri ön. Şöyle bir tane daha var. Bu arka. Şu da arkadaşlar kenara çekeceğimiz şu şey. Körük. Bak şöyle dikeceğim bunu. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Buraya dikeceğim. Bunu böyle dikeceğim. Bunu bu şekilde dikeceğim arkadaşlar bunu. Şöyle. Ve bu da körük olacak. Önce ben şu körüğü arka tarafa birleştireyim. Ön tarafı dikmeden önce arkadaşlar kilidi takmam gerekecek. Şimdi körüğü şu şekilde dikeceğim. Şöyle dik olarak dikeceğim. Şöyle yatırıp dikmeyin. O zaman şuralar kırılır arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar şu şekilde dik. 90 derecelik bir açı bırakarak bunu dikmeye çalışın. Şu vaziyette şuradan gireceğim ve şuradan şöyle yakalayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar mümkün olduğu kadar dik tutun. 90 derecelik bir açı yapın.